Merhabalar arkadaşlar, Çok Şeker Örgüler örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda peluş tulum modelinin yapımını anlatıyorum. Modelin sayıları 1,5-2 yaşa uygun. Model için bir paket peluş iplik kullandım. 5 yumaktan oluşuyor paket. 4 adet düğme gerekli. Bir kısımlar için de istediğiniz renkte bebe ünü. Modeli başlık kısmından başlayarak ilk önce robayı tamamlıyoruz. Ardından kolları örüp beden kısmına geçiyoruz. Sonrasında bacak kısmını örüp modelimizi tamamlıyoruz. Tulum modelinde kullandığım ip kartopu baby wool. 4 numara şiş ile örüyorum. Bu ip için önerilen şiş numarası 7 veya 8. Ben biraz daha sıkı düşsün diye 4 numara ile ördüm. Yine isterseniz peluş iplerden Himalaya Toffee Baby kullanabilirsiniz veya ana kuzusu kartopunun. Yine birçok peluş ip markalarda mevcut. Onlardan da tercih edebilirsiniz. Modelin başlangıcında hiçbir farklılık uygulamadan 80 ilmek atarak ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yapıyoruz. Bu şekilde bir parça hazırladım. Ön yüze de bir işaret taktım. Peluş ip olduğu için örgümüzün hangi tarafı bazen olduğu karışıyor. Bu şekilde sizin de bir işaret takmanızı öneririm. 80 ilmeği bu şekilde örerek ilerlettim. Ölçülerine bakalım. Uzunluk 44 santim. En olarak da 15 santim. Bu ölçülerde parçamızı hazırlayalım ilk önce. Şimdi yapacağımız işlem burada başlık kısmını oluşturmak. Ön yüzdeyim. 30 ilmek örelim. Düz örerek geldim. Şimdi burada bir işaret takıyoruz. 20 ilmek daha örüyoruz. On dokuz ilmeği örerek geldim. 20. ilmek ile diğer taraftaki 30 ilmeğin ilkini birlikte örüp kesiyoruz. Burada 2 ilmeğimizi düz örüyoruz ve 1 ilmek kesiyoruz. Şimdi bu kısma da bir işaret takalım. Buradan örgümüzü çeviriyoruz arka yüze. İlk ilmeğimi kesme yaptığım ilmeği örmeden alıyorum. 1 sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmeği ters örerek geldim. İşarete 1 ilmeğim kaldı. Şimdi bu ilmeğimi alıyorum. Örmeden işaretimi çıkarıyorum. Tekrar şiş aldım. 20. ilmeğimi. Ve bu taraftaki 30 ilmeğin ilki ile 2 ilmeği birlikte örüp ters örerek bir ilmek kesiyorum. Tekrar işaretimi takıp örgümü ön yüze çevirdim. Kesme yaptığımız ilmeği sıra başlarında buradaki başta ve sonda örmeden alıyoruz.
Bunu bir sayarak 19 ilmek örüyoruz. Ön yüzde düz örüyorum. İşarete bir ilmek kala geldim. Bu ilmeği örmeden alıyorum. İşaretimi çıkardım. Tekrar 20. ilmeği sol şişe aldım. Yan taraftan bir ilmek alarak iki ilmeği birlikte örüp bir ilmek kesiyorum. İşaretimi tekrar takıyorum. Örgümü arka yüze çevirdim. İlmeği aldım örmeden. Diğer ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Diğer işarete bir ilmek kalana kadar. Bir ilmeğim kaldı. Örmeden alıyorum. Tekrar sol şişe aldım ve iki ilmeği birlikte örüp kestim. Ön yüze çevirdim. Bu şekilde her iki taraftan ilmek keserek devam edelim. Ta ki ilmeğimiz kalmayana dek. Ön yüzde sıra sonunda, arka yüzde sıra sonunda ilmek kesiyoruz. Peluş ip ile göstermesi biraz zor oluyor ama söylediklerimi bile düzgün bir şekilde yaparak uygulayabiliriz modeli. Devam edelim. Her iki tarafta ilmek kalmayana dek kesme işlemine devam ettim. En son arka yüzde ilmeğimi kestim. Ardından ipimi de kesip bu kısmı tamamlamış oldum. Başlığımız oluştu. Modelimizin devamında alt kısımdan ilmek çıkarıp robamıza devam edeceğiz. Şimdi şu şekilde ilmek çıkarıyoruz. İpimi kesip bu uçta bağladım. Bu kısımdan ilmek kısmına kadar 30 ilmek çıkaracağız. Buradaki ilmek sayımız 20 idi. Devam ederek diğer taraftan da aynı şekilde 30 ilmek çıkaracağız uca kadar. Başlangıç sayımız olan 80 ilmeğe ulaşacağız. Evet, ipi uç kısımdan sabitledim. Şiş yardımıyla sayarak 30 ilmek çıkaralım. 1. En uç kenardaki ilmekleri bu şekilde çekiyorum. Tam olarak peluş olduğu için görünmese de şöyle. Şişimizin ucuyla çekelim. 2. 3, 4, 5, 6, zorlanır isek tığ ile de yapabiliriz. Bu kısma kadar 30'a tamamlayalım. 30 ilmek çıkardım. Buradaki ipimi de bağlıyorum ve sabitliyorum. 20 ilmeğimi de düz örerek devam ediyorum. Peluş iple örerken ilmek kaçırmamaya dikkat edelim. Malum ip
yüzünden biraz bulmamız zor oluyor. Şimdi diğer taraftan da 30 ilmek çıkaralım. Uç kısma kadar. 80 ilmeğe tamamladık. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıp devam ettik. Arka yüze çeviriyorum. İlmeklerimizi arka yüzde yine ters örgü yapıp ön yüze geçelim. Arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Şimdi ayrımlarımıza başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ilmeğimiz bant kısmı, düğme bandı kısmı. 9 ilmekte ön ayrım için örüyoruz. 9 ilmek ördüm. Artırma kısmına geldim. Bu şekilde gizli artırma yaparak 1 ilmek artırdım. Bir ilmek örüyorum. Ardından işaretimi takıyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Artırma kısmı 2 ilmekten oluşuyor. Artırmamızı yaptık. 2 ilmek ördük ve diğer yanından artırıyorum. Bu kısma işaret takmayı unutmayın ki bir kayma olmasın. Her iki ilmeğin ortasına işaretimizi taktık. 2 ilmek öncesi artırmamızı yaptık. 2 ilmek örüp tekrar artırma yaptık. Şimdi kol kısmı için 9 ilmek örüyorum. İlmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. Bir ilmek ördüm. İşaretimi takıyorum. Tekrar bir ilmek daha ördüm. Ve artırmamı yaptım. Arka ayrım için 24 ilmek düz örüyorum. Yirmi dört ilmek ördüm ve artırmamı yapıyorum. Artırma kısmının ilk ilmeğini ördüm. İşaretimi taktım. İkinci ilmeğini örüyorum ve diğer yanından artırmamı yapıyorum. Kol ayrımı için 9 ilmek örelim. Dokuz ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bir ilmek ördüm. İşaretimi taktım. Tekrar bir ilmek ördüm ve artırmamı yaptım. Dokuz ilmek örüyorum. Ön ayrım için. Kalan 6 ilmeğim de düğme bandı. Arka yüze çeviriyorum. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Hiçbir işlem uygulamadan
Arttırdığımız ilmekleri de yine aynı şekilde arka yüzde ters örgü yapıyoruz. Artırma ilmeğimi ördüm. İşaretimi aktardım. Tekrar örgüme devam ediyorum. Artırdığımız ilmekleri örerken dikkat edelim. Aralarda bir boşluk oluşmasın. Artırdığımız ilmekleri şu şekilde örüyoruz. Bu artırma yaptığım ilmek bu şekilde çapraz duruyor. İpimi öne aldım. Yandan ilmeğe geçiriyorum ve ters örüyorum. Gizli artırmayı kullananlar bu işlemi biliyor. Çok basit bir yöntem. Tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. İlmeklerimi örerek işaret kısmına, artırma kısmına bir ilmek kalana dek devam ediyorum. Her ön yüzde artırmalarımızı yapıyoruz. İşaret kısmına bir ilmeğim kaldı. Artırmamı yaptım. Bir ilmek ördüm. İşareti aktardım. Tekrar bir ilmek ördüm. Artırmamı yaptım. Kol ayrımındaki ilmekleri örüyorum. Ön yüzde bu ikinci defa artırmamız. Evet, bir ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. İlmeğimi ördüm, aktardım, ikinci ilmeğimi ördüm, artırmamı yaptım. Artırmalarımızı unutmamak için bir kağıda not alalım. Her artırdığımız sırayı 1, 2, 3, 4, 5 diye. Robamızı ilerletelim bu şekilde. Her ön yüzde artırarak arka yüzde bir işlem uygulamadan sadece ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Artırmamı yaptım. İlmeğimi ördüm. Aktardım. İlmeğimi ördüm. Ve artırmamı yaptım. Kol ayrımındaki ilmekleri örüyorum. Bir ilmeğim kaldı. Tekrar artırmamı yapıyorum. İlmeğimi ördüm. Aktardım. İlmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Ve kalan ilmeklerimi örüp sırayı tamamlıyorum. Arka yüze geçtiğimizde ilmeklerimizi ters örgü yapalım. Robamızı ilerletip devam edelim. Modelimizin birinci aşaması olan başlık kısmını tamamladıktan sonra ilmek çıkararak robaya başladık. Robayı her ön yüzde artırma kısmından toplamda 15 defa artırdım. Arka yüzde sadece ilmeklerimi ters örüp ön yüze geçtim. Ve modelimizin ikinci aşaması olan roba kısmı da tamamlandı. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada
İlk önce kolları örüp ardından beden kısmına geçeceğiz. Ve ilk iliğimizi de ön yüzde sol tarafta açacağız. İlk ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek ördüm ön yüzde. Doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Bir doladım, 2 ilmeği örüp 1 ilmek kestim ve iliğim açılmış oldu. Klasik ilik açma yöntemini uyguladım. Yine düz örerek artırma kısmına geliyorum. Toplamda bu kısımdan itibaren 30 ilmeğimiz olacak. Bir ilmeğimiz kalıyor. Bu da zaten artırma ilmeğimiz. Burada işaret koymuştuk. Artırma kısmının 2 ilmeği arasına. Bu ilmeği ön kısma bırakıyorum. İşaretimi tekrar aktardım. Diğer taraftaki ilmeği ise kol ayrımına bırakıyorum. Şimdi kol ayrımındaki ilmeklerimizi örelim. Diğer artırma kısmına kadar 40 ilmeği örerek geldim. Yine buradaki artırma ilmeğini örüyorum. 41. ilmeğim oldu ve kol ayrımına ekledim bu ilmeği. Diğer taraftaki ilmeğim de arka ayrıma kalacak. Şimdi bu kısımdan dönüp sadece kolu örerek modele devam ediyoruz. Döndürdüm. Koldaki 41 ilmeği örelim ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yaparak. Arka yüzde diğer artırma kısmına kadar 41 ilmeği ters ördüm. Şimdi yine buradan örgümü çeviriyorum. Ön yüze geçtiğimde ise yine aynı şekilde 41 ilmeği düz örüyorum. Buradaki artırma kısmına kadar buradan tekrar örgümü çevirip arka yüzde ters örgü, ön yüzde düz örgü şeklinde sadece koldaki ilmekleri ilerletelim. Kol kısmındaki 41 ilmeği örüp ilerlettim. Şöyle bir ölçüsüne bakalım. 20 santim kadar ördüm. Şimdi kol ucundaki lastik kısma geçiyoruz. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz. Sıradaki ilmeğim ters. Bir düz, bir ters şeklinde tekli lastik örgü yapıyoruz. İpimiz bu şekilde peluş bir ip olduğu için her zaman sıralamayı unutmayalım. İlki örmeden alıyoruz. İkinci düz, ters, düz, ters olarak devam ediyor. Düz, ters, düz, ters şeklinde sıra sonuna gelelim. Son olarak düz ilmekle bitirdim. Bu kısma bir işaret takıyorum. Buradan itibaren ne kadar lastik örgü yapmışız onun ölçüsüne bakacağız. Arka yüze çeviriyorum. Artık arka yüz, ön yüz lastik örgüde fark etmiyor. Sadece buradaki
ilmek sıralamasına dikkat ediyoruz. Düz ilmekle bitirmiştik. İlmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir önceki de ters ilmekti. Bunu arka yüzde düz olarak örüyoruz. Düz ile başlıyoruz. Tıpkı diğer tarafta olduğu gibi. İlkini örmeden aldık. Düz ilmekle başladık. Düzü ördük. Ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters şeklinde bu sırayı da tamamlayalım. Sırayı yine düz ilmekle tamamladım ve ördüğümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve yine düz ilmekle başlıyorum. Düz, ters, düz, ters şeklinde örelim. Sıra başlarında ilk ilmeğimizi örmeden alıp ikinci ilmeğimizi düz örerek lastik kısmı ilerletelim. Lastik kısmı da ilerlettim. Ölçüsüne bakalım. On santim kadar lastik kısmı ördüm. En son ön yüzü örüp geldim. Arka yüzde ilmeklerimizi kapatalım. İlmeğimizi alıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi örelim. Bir öncekini üzerinden atlatıp kapatalım. Ters olan ilmeğimizi ters örüyoruz. Bir öncekini üzerinden atlatıp kapatıyoruz. Düz olanı da düz örüyoruz. Bir öncekini atlatıp kapatıyoruz. İlmeklerimizi kapatalım. İlmekleri kapatıp ipimi kestim. Hemen sol tarafında kol altında ipimi bağladım. Şimdi arka ayrımı diğer kola kadar örelim. 55 ilmeği örerek geldim. İşaret kısmına bir ilmek kaldı. Buradaki iki ilmeğimiz artırma ilmeğimizdi. Bunun birini arka ayrıma katıyorum. 56 ilmeğim oldu. Buradaki diğer ilmeği de kol kısmına katıyorum. Şimdi koldaki yine 41 ilmeği buradaki işaret kısmına kadar örelim. Koldaki ilmekleri ön yüzde örerek geldim işaret kısmına kadar. Şimdi sadece koldaki ilmekleri diğer tarafta olduğu gibi ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek 20 santim kadar örelim. Ardından ilmeklerimizi tekli lastik örgü yaparak 10 santim kadar daha örüp ilmeklerimizi kapatalım. Diğer kolu da aynı ölçülerde ördüm. İpimi hemen sol tarafta kol altında bağladım. Sağ önü örerek geldim. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de yine örerek kol altına geldim. Diğer şişte bir ilmek kalana kadar. Şimdi kalan ilmeğimi sol şişte tutuyorum. Diğer uçta arka ayrımdaki ilk ilmek ile birlikte örüp kol altını birleştiriyorum. Buradaki iki ilmeği her iki tarafta birer ilmeğim var. Bunların ikisini birlikte ters örüyorum arka yüzde ve kol altını birleştirmiş oluyorum. Şimdi diğer kol altına kadar arka ayrımdaki ilmeklerimizi ters örelim. Arka ayrımda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi buradaki bir ilmek ile diğer taraftaki bir ilmeği birlikte örüp bu kol altında birleştirmiş olacağız. İki uçtaki birer ilmeği birlikte ters örüyorum.
ve birleştirmiş oluyorum. Diğer ilmeklerimi de ters örerek arka yüzdeki sırayı tamamlıyorum. Bu kısmı örelim, ön yüze geçelim. Arka yüzde sol önü örüp tamamladım, ön yüze geçtim. Artık modelimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek beden kısmını devam ettireceğiz. Burada ilk iliğimizi açmıştık. Sol önde bu kısma ben bir işaret ekledim. Buradan itibaren 10 santim kadar örüp ikinci iliğimizi açacağız. Her 10 santimde bir iliklerimizi açmaya devam edeceğiz. Beden kısmını bu şekilde ilerletelim, devam edelim. Kol altını birleştirdikten sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yaparak kol altından itibaren beden kısmını 30 santim ördüm. Her 10 santimde bir de 4 tane ilik açtım. Şimdi burada ilmek eksiltmelerimiz olacak. İlmeklerimizi keseceğiz düğme bandında. Ardından her iki bacağı örüp tulumumuzu tamamlayacağız. Ön yüzdeyim. Düğme bandındaki 7 ilmeği kapatmaya başlıyorum. İlmeği ördüm ve bir önceki ilmeği üzerinden atlattım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeği kapattık. 47 ilmek örelim. Şimdi tam arka kısma gelen burada 7 ilmeğimiz var. Bunlar da bu şekilde katladığımızda düğme bandına denk gelecek. Burada dikişimiz olacak. 7 ilmeği kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu kısımlar A kısmımız olacak. Yine bir 47 ilmek örelim. Hatta bu sırayı tamamlayalım. Döndüğümüzde de arka yüzde diğer taraftaki düğme bandını ilmeklerini kapatalım. Geride kalan 54 ilmeği örerek geldim. Şimdi arka yüzde 7'sini kapatıyoruz. Yine bu kısımda da 47 ilmeğimiz kalıyor. Arka yüzden ters örerek kapatabiliriz. İlmeğimi ters ördüm ve bir öncekini aynı şekilde üzerinden atlatarak kapattım. Ve 7. Şimdi sadece buradaki 47 ilmeği arka yüzde ters örgü, ön yüzde düz örgü şeklinde aynı kolda yaptığımız gibi 20 santim kadar örüyoruz. Sadece bu kısımdaki ilmeklerimizi. Ardından 10 santim kadar da yine kolda yaptığımız gibi tekli lastik örgü yapıyoruz ve bu paçayı tamamlamış oluyoruz. Ardından diğer tarafa geçeceğiz. Şimdi örelim, devam edelim modelimize. Arka yüzde ters örgü. İlmek kestiğimiz kısma kadar gelelim.
Arkada A kısmı için ilmek kestiğim yere kadar ters örgü yaptım. Ön yüze çevirip buradan itibaren sadece bacak kısmını örmeye devam ediyorum. İlerletelim. Modelin paça kısımlarını tamamladım. İlk önce paçayı tamamladım. Ardından diğerine geçtim. Kaldığım yerden arka yüzden ipimi bağlayarak aynı şekilde diğerini de örüp ilmeklerini kapattım. Şimdi modelimizin örgü kısmı bu şekilde tamamlanmış oldu. Dikiş kısmına geçiyoruz. Dikişimizi herhangi bir teknik kullanarak yapabiliriz. Tüylü bir ip olduğu için zaten dikişimiz nasıl olduğu görünmeyecektir. Beyaz bir ip kullanarak istediğimiz şekilde dikebiliriz. Dikişimizi arka yüzden yapalım. Arka yüzü örgümüzü çevirelim. Ve uç kısımdan A kısmına kadar dikişimizi yapalım. Ardından ön yüze çevirelim. A kısmı için ilmek kesmiştik. Arkada ve her iki önde. Arka kısımdaki 1, sağ öndeki 2 ve sol öndeki 3 üste gelecek şekilde bu 3 katı birlikte dikişini yapalım. Bu şekilde bu kısım tamamlanmış olacaktır. Ardından kol kısmını da arka yüze çevirip aynı şekilde kol altına kadar dikişini yapalım ve modelimizin dikişini de tamamlayalım. Modelin dikişlerini tamamladım. Düğmelerini eklemeden önce bu kenar kısımlara biye yapmak istiyorum. Bunun için de sütlü kahve rengini kullanıyorum. Siz istediğiniz bir renk ile yapabilirsiniz veya bu şekilde sade olarak da kullanabilirsiniz. Tığım 3,5 numara. İlk önce ipimi sabitliyorum. Kenar kısma 2 santim kala biyeye başlıyorum. Bu uç kısımdan A kısmının hemen dibinden ilmeğimi alıyorum. Ve bu şekilde birer santim aralıklı biyeyi yapıyorum. İlmek tığda, örgüye batırıyorum. Arkadan ipi alıp ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bunun aralığını, mesafesini istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Kol ucu ve paça ucuna da yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Devam edelim buraya kadar. Başlık kısmına geldim. Şimdi burada bir katlama işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. Hemen hemen 5 santim kadar başlık önünü katladım. Buradan katladığım yerden itibaren 2 kat şeklinde burayı devam edeceğim. Başlığın ön kısmını tamamlayalım. Yine bu kenarı da, kol ucunu da istediğiniz gibi bu şekilde düz olarak kullanacaksanız buradan biyesini yapabilirsiniz. Eğer katlayarak kullanacaksanız ters yüzden bu kısımdan biyesini yapın. Modeli tamamlayalım. Biyeleri tamamladım. Düğmeleri ekledim.
Tulumumuz tamamlanmış oldu. Deneyecek herkese kolay gelsin diyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.